Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Porta Manastırı'nın oraya geldik. Porta Manastırı'na çıkacağız. Yolda ara sıra videoyu da açarız. Bazen bırakırız. Oraya gösterelim ne var ne yok size. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Porta Manastırı'na doğru çıkıyoruz şu anda. Bakın gördüğünüz gibi. Evet, şimdi zaten girişin oradayız. Buradan patika yolu devam edelim. Birazcık çıkalım. Daha evet. Yolumuz var. Bırakırız videoyu, devam edelim. Evet, hadi bakalım. Her şey sizin için arkadaşlar. Bakın parmağımı bile... Sakat halimle bile şu an size video çekiyoruz. Ufak bir kaza geçirdik geçen gün. Görülmez bir kaza diyelim. Bakın. Burada böyle bir şelale var. Şu anda ilkbaharda olduğumuz için karlar erimiş, onun suyu. Yaza doğru bu su bu kadar olmaz. Aynen, yaza doğru bu su azalıyor arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor bizi yolda. Artık böyle bir şelaleye bakalım. Evet arkadaşlar, bakın. Size şelaleyi de gösterelim. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada çok güzel bir şelalemiz var. Yakın zamanda buralara uğrarsanız, yani gelin, yazdım bu su bu kadar olmaz yani, tekrardan atlasın. Bakın çok güzel. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim, bu anlatılmaz yaşanır. Gelip yaşamanız lazım. Aynen öyle. Sayın YouTuber'ım, devam ediniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu anda çekerek çıkıyoruz yukarıya. Bayağı yolumuz var. Yani bayağı. Burası bayağı bir patika yol. Şimdi bu Porta Manastırı'nın da yine bayağı bir harabe olduğunu biliyoruz. Daha önce gitmedim ama yani harabe, Şavşat'ın genelindeki tarihi eserler hep böyle. Biraz daha yenilenmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani bunlar yenilense daha güzel olur. Çoruh Nehri'miz. Bakın arkadaşlar, Çoruh Nehri'miz akıyor. Aa, buradan devam edip Batum'un bir tarafından geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu Batum'a kadar gidiyor. Hatta Batum'dan da geçiyor yani bu nehir. Aynen. Bir de bunun hani eskiden şeyi varmış Tolga. Arkadaşlara da şöyle belirtelim. Bu eskiden Artvin Köprübaşı'nın orada bu Çoruh Nehri'ne düşüp de çıkamayan çok olmuş. Evet. Yani çekmiş, kendini yutmuş, dipsizmiş. Arkadaşlar, çıkamayan çok olmuş ama tabii o eskiden de. Şimdi öyle bir şey var mı? Orasını bilemiyoruz. Evet. Evet. Şu anda suyun debisi biraz yüksek olur da. Aynen. Yani dikkat etmek lazım, girmemek lazım. İleride zaten o barajın oralarda da çok çamur olduğu için çeker yani, dikkat etmek zaten lazım. Belirtmişler orada ki hani baraj gölüne girmek yasaktır gibi levhalarda, uyarılarda var yani. Nereden gideceğiz onu da kestiremiyorum ki tam. Neyse arkadaşlar, şimdilik burada bitirelim. Yol şu anda biraz tuhaflaştı. Biz biraz tırmanalım, zaten patika yok. Evet. Bulalım yeri, biraz devam edelim, sonra devam edelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi biz bu patika yolu denedik. Sakın buraya gelmeyin, buradan çıkamazsınız. Öylece bayır taş, öylece çok kötü yani. Buradan çıkış yokmuş yani, onu öğrendik. Şimdi arabayla bir yol bulmaya çalışacağız. Ya aşağıdan ya da yukarıdan. Bir bakalım, haritalardan baktım, bu haritalardan bir yerler var. Bir gidelim bakalım. Nereden gidebiliriz, ona göre bilgi vereceğiz. Yani arkadaşlar, bu tabelalar sizi kandırmasın. Burada yukarıda patika yol dediği gibi yok. Ben bile yani kesik parmakla zorlandım. İnerken de zorlandım. Allah göstermesin, kayıp düşebilirsiniz yani. Ya şimdi bir yol var. Tabii ki bir iz, bakın, gibi bir şey var ama kesinlikle bir yeri çıkmıyor ya. Yani şu olduğumuz yerde bitiyor arkadaşlar. Bakın şurada bitiyor. Zaten bir bayır tırmandık, öylece taş böyle. Bakın şurası, görebiliyorsanız belki, bakın. Buradan tırmandık. O yüzden burada daha
Yani buraya güvenip de burada Porto Manastır yazıyor tabelasını görüp de buradan çirmeye kalkmayın arkadaşlar. Arabaların üstüne taş düşürme şeyimiz de var. Ondan da milletin canını tehlikeye atmayalım dedik. İniyoruz. Yani. Arabayla gitmeye çalıştık. Evet arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet şimdi devam ediyoruz. Vallahi bulmaya çalışıyoruz. Bir yola girdik inşallah bulabiliriz. Hem mükemmel de manzaramız var. Hem bilgilendirme yapalım dedik. Hem de işte devam ediyoruz yani. O kadar. Kaybolmazsak iyidir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet şu anda devam ediyoruz yine. Ya şu anda öyle bir yerdeyiz ki sanki Şavşat'ta değiliz. Burası bir farklı bir yer gibi ya. Çok ilginç. Yine güzel bir deremiz, suyumuz var böyle. Burası yine karlı bayağı. Bayağı kar var arkadaşlar. Yani Nisan ayındayız. Nisan ayına girmek üzereyiz hatta öyle söyleyeyim. Ve şu karı görüyorsunuz, atmosferi görüyorsunuz bakın. Akan suyu da göstereyim size. Mükemmel ya. Başka şehirlerden izliyorsanız gelip görmenizi çok isteriz. Süper arkadaşlar. 10 numara. Bakın görüyorsunuz yani şükür ayağımızı soktuğumuz yerdeki izlere bakın. Ne kadar da kar olduğunu anlarsınız zaten. Neyse gittiğimiz yerde görüşmek üzere arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yılmak yok, yola devam. Bay bay. Bay bay. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşlar sonunda gelebildik yani. Yalnız buranın şeyleri biraz daha farklı. Tabela koymuşlar, onu okuyorum. Hani nerede ben göremedim. Bakın arkadaşlar. Manastır. Şöyle bir isterseniz tabelayı gösterelim size. Türkçe, İngilizce, Gürcüce 3 tane dilde yazılmış. Şöyle güzelce servislik. Şimdi bir şey yapsana. Kullandı. Şöyle göstereyim size. Durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle görünüyor galiba. Şöyle devam edelim. Burası bayağı bayağı bir çam. Şunun içine de girebiliriz. Çıktım oraya çıkamıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Bakın arkadaşlar. Burası ne olabilir? Burası çanın çaldığı yer olabilir arkadaşlar belki de bir ihtimal. Şu yukarısında küp, kırık küp ve şey var. Yanmış bir tane odun var. Şöyle İçerisini tam gösterebilirsin. Çevresini. Şöyle. Göstereyim. Yine buralara isim yazılmış. Aslında hiç gerek yok böyle şeylere ama bir yapışı yok. Sonuçta arkadaşlar bu bir tarih olduğu için yani böyle şeyler aslında dediğimiz gibi gerek yok yani. Gereksiz bir şey. Tarih dokunun bozulmasına sebep oluyor. Şöyle şuradan da şu vatandaşı da göstereyim size arkadaşlar. Ünlü YouTuber'ımız. Parçalar büyük ihtimalle o üstlerden düşmüş işte. Ya üstten düşmüştü veya da şurası kapı gibi açılmış görüyorsunuz bakın buradan da sökülmüş olabilir. Diğer tarafa geçiyoruz. Hayırlısıyla geçebilirsek inşallah. Evet arkadaşlar. Yani iyi durumda şu anda çok da bir kötü değil aslında. Görülebilir yani.
İçine girip bakmak lazım. Ne var ne yok. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim size. Sütunları da görün şöyle. İç taraf sonradan dolmuş moloz ve topraklarla, yani dolmuş tepe olmuş. Burasında kazı çalışması yaparak burayı içini temizleyebilirler. Zaten direğin boyundan belli oluyor bakın. Bu kadarken o daha aşağı iniyor. Yani evet. Bunun bir zemini vardır illaki. İllaki vardır büyük ihtimalle artık. Bakın burasını şöyle çok küçük bir yer tutuyor. İnsanlar yapmış burayı, desteklemişler. Çünkü kopmuş yani. Böyle bir tane ayağı varmış. Şu üst tarafları, kubbesi burası. Burasından da bayağı uçmuş. Yine Gevizli Kilisesi'nde çektiğimiz gibi mum parçaları var. Burada da yine ya ışıklandırmak için ya da bir ayin mayin bir şey yaparken kullanmışlar. Büyük ihtimal onun için olmuştur. Burası yine çok güzel şekilde oyulmuş, bir şekil verilmiş yukarı doğru. Evet, dört tarafta da var mevcut. Burası da manastır arkadaşlar. Manastır yani Hristiyanların, yani zeki Hristiyanların okuduğu yer. Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar, nasıl yani bizimkiler işte okula gidiyor vesaire. Eskiden de Hristiyanların okulu manastırmış. Öyle söyleyeyim. Birinci Aşot muydu yaptıran? Öyle bir şey, evet. Birinci Aşot olması lazım. İnternetten yazıp okuyabilirsiniz. Şu anda biz telefondan çektiğimiz için okuyamıyorum. Yazın, internetten girin bakın. Tüm bilgileri var zaten. Bu tarafı böyle. Bu da buranın da yine tepesi uçmuş. Baya şuraya da bir girelim. Karşıya bir girelim. Buraya bakalım. Burada sola bakalım. Burada da yine böyle bir kapı gibi. Artık mahzen midir? Kapı mıdır? Bakın arkadaşlar, evet girdik, şu anda içerideyiz. Burası yerde gördüğüm otlar ve samanlar var. Burası samanlık olarak kullanılmış şimdiki köylüler tarafından. Yani zarar verilmediği sürece bence bir sıkıntı yok. Burası tabii ki sonuçta. Sonuçta bir şey. Şuradan çeker misiniz? Şimdi bakın, burası bir kapı olarak, kapı yani. Bakın ne kadar yükselmiş. Buradan buraya kadar içerisi full moloz. Kötü, taşlı, toprak ne varsa. Evet, yani buzu temizlenebilir. Yani bu çok güzel olabilir. Yapılabilir. İlla ki burası güzelce yapılabilir. Yeniden yapılandırılabilir. Işıklandırılabilir mis gibi. Tabii canım, illa ki şeydeki. Yani insanlara kazandırılabilir. Biz şimdi şu ışığa geçelim. Burada ışık düşük olduğu için görüntü kötü olabilir. Kafamı vurdum. Azıcık sıyırttırdım kafamı. Şimdi biz sizde videonun başında gördüğünüz gibi biz ilk o Porta Manastır'a yazan tabelanın oradan çıkmaya çalıştık. Bayağı bayırdı. Ne yol vardı ne bir şey. Belki de eskiden vardı. Bozulmuş da olabilir. Şimdi tam bilemiyorum. Biz üst taraftan geldik. Bayağı bir dolandık. Siz haritalardan bakarsanız eğer aşağı taraftan gelin. Zaten iki yerden gösteriyor size. Aşağıdan gelin. Bayağı mesafeniz kısalacaktır. Şimdi buraya bakalım. Yalnız bu manastır bayağı büyükmüş arkadaşlar. Yani öyle böyle bir manastır. Zamanında ne kadar ihtişamlı, ne kadar güzel olabilir. Bakın şu parçalarda farklı yerlere koymuşlar öyle tutması için. Bakın mum öyle bir yapışmış ki ayrılmıyor bile. İmkansız. Ayrıldı. Mum parçası. Şöyle bakalım. Evet bakın, zaten burası hem. Yine buradan böyle bir kapı bırakılmış. Burası gördüğünüz gibi moloz. Ta buraya kadar boş toprak dolmuş. Bakın tabanı belki biraz daha da aşağıda olabilir. Yani. Burası da belki bir odadır. Bir şeyleri belgeler. Belki bu erzak deposu olarak da kullanmış olabilir arkadaşlar. Burası çünkü şu an girdim içeriye, bayağı soğuk.
Burada yine mum parçaları var. Yine burayı ışıklandırmak için buraya mumları koymuşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben size şöyle çekeyim buralarda güzelce. Nedense bu taraflardaki böyle şeylerde fazla işleme yok. Cevizli Kilisesi'nde falan işlemeler var ama yani bir insan veya insana benzeyen şekiller yok. Bir boyama falan da yok nedense. Ya bu belki de şeyden dolayı da olabilir arkadaşlar. Bu manastır olduğundan dolayı da olabilir. Hani kale değil de manastır olmasından dolayı olabilir. Bence ya, kale veya şey olmuş olsa bak mesela Cevizli Kilisesi'nde vardı işlemeler. Burada yok ama. Şimdi orada şey olduğu için, kilise olduğu için, manastır olmadığı için belki yani manastırda düz şeyle, kiliseyle şey yapmış olabilirler. Bilmiyorum artık. Yani burası bir restorasyon yapısı arkadaşlar. Burası turizme çok güzel açık bir şey olabilir yani öyle söyleyeyim. Tabii ama yollar, özellikle tabii yolların canım yapılması lazım ve tabela koyulması lazım. Biz tabela olmadığı için çok saçma yerlere gittik yani bayağı uğraştık. Yani burada sizi uyarmak amaçlı arkadaşlar. O çektiğimiz tabelanın oradan kesinlikle girmeye çalışmayın. Orası sıkıntılı bir yer. Yani orada bir yere kadar yol gösteriyor patika ama bir yerden sonra patika yol yok. Ve orada yani ölüm tehlikesi çok fazla. Aynen öyle. O yüzden bakın zamanında o köşeleri nasıl uydurmuşlar ya. Evet bakın görüyorsunuz tam köşeye bakın. Şöyle. Hatta köşeyi bir zoom yapabilirim bir saniye. Olmadı niye olmadı? Bir saniye. Heh. Bakın arkadaşlar. Çok zoom yaptık. Azıcık çekeyim yeri. Bakın. Buralar zamanında uydurulmuş ama nasıl uydurulmuş işte. Bu işlemeler bunlar ustalar ne kadar ustaymış. Evet. Ne kadar becerikli insanlarmış. Yani o zamanların şeyine göre biraz daha farklı şu anki evet görünüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Fazla burada da yani gösterilebilecek bir içerisi var. Bir kenarlarda küçük odalar gibi şeyler var. Yani bu kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Like atın, yorum atın. Gönlünüzden ne gelirse artık. Yani arkadaşlar siz ne kadar bize like atıp yorum atıp destek olursanız biz de o kadar üretebileceğiz. Yani gördüğünüz üzere şu an ben kesik parmağımla bile oraya çıktım sizin için. Evet. Yani her şey sizin için arkadaşlar. Bizim bu yaptığımız her şey sizin için. Siz ne kadar şey isterseniz biz de o kadar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.